Yaşayan heykel olmak bizim hayat kaynağımız, kaderimiz, aşkımız, felaketimiz, ışığımız ve hayatımız. Gün ağardığında bir vakuma uyanıyoruz. Ve soğuk sabah ışığı tozlu pencerelerden içeri süzülüyor. Sanatımızın sorumluluk kıyafetlerine bürünüyoruz. Gilbert ve George'un çok fazla sayıda heykeli var. Şarkı söyleyen heykel, görüşme heykeli, dans eden heykel, yemek heykeli, yürüyen heykel, sinir heykeli, kafe heykeli ve felsefe heykeli. Bizimle iletişime geçin. İsim, adres, telefon numarası. Bugüne kadar kimsenin bunu yapmamış olması çok iyi. Sanat okulundan mezun olduktan sonra hemen koşup birkaç tuval, alçı veya bronz satın alan o mezunlardan olmak istemedik. Söyleyecek yeni bir şeyimiz vardı ve yeni bir form hayal ediyorduk. Okulun son döneminde birkaç obje yapmıştık. Birinden yarattığımız objelerle fotoğrafımızı çekmesini istedik. Bu işi yaptığımız sırada heykellerin objeler olması gerektiğini fark ettik. Bu bizim için dönüm noktasıydı. Galeride sergilenen normal heykellerle ulaşamayacağımız insanlara ulaşmak için posta heykellerini yarattık. Temsilcimiz yoktu, eserlerimizi bir galeride sergilemiyorduk ama posta heykellerimiz vardı. Gidip post alıyorduk ve ertesi gün oraya ulaşıyordu. Posta heykelleri görselleri beyninizde üç boyutlu görüntüler yaratıyordu. Konrad Fischer'dan bir posta adresi listesi almayı başarmıştık. Listede koleksiyoncular ve sanatla ilgilenen 300 kişi vardı. Bir gecede sanat dünyasında tanınan insanlar olmuştu birdenbire. O zamanlar galeriden bu çeşit postalar almazdınız. Bu yeni bir şeydi. Geleneksel bir yanı da vardı ve son derece zarifti. Sanat dünyasının sahip olmadığı her şeye sahipti. İşte burada birkaç parça posta heykeli var. Bunlar bir nevi kontrol dışı olduğumuz bir dönemi yansıtıyorlar. Bakın, bir tanesi şu. Havamızı soluyan hareketsizlik bizim soluk almamızı sağlıyor. Bu seri mutsuz, sarhoş, nasıl desem, politik ve odamıza kapandığımız bir döneme ait. Vücutlarımızın etrafındaki atmosferi hissettiğimiz bir dönem. O zamanlarda hissettiğimiz modern hayatın kısıtlamalarının da bununla ilgisi var tabii. Sanat dünyasında ve genel olarak her alanda hissettiğimiz aşırı kolektivizm korkusu. Her sabah yataktan kalkıp kendimiz olmayı ve bir vatandaş ya da süje yerine özgür bir birey olmayı istiyorduk. Heykeli size resim ve sözcüklerle tasvir etmemiz gerekirse, bu heykel 1969 Kasım'ının son cumartesisi başlamıştı. Kar yağmaya başlamıştı ve sıcak çikolata içiyorduk. Yaşayan bir heykel olup da arkamızda bir şey bırakmamak olmazdı tabii. O yüzden arkamızda öneriler ve duygular bırakabileceğimize karar verdik. Örneğin hiç beklemediğiniz bir anda yağmaya başlayan kar sizde nasıl bir his uyandırır? O sihirli anı kelimelerle anlatabilmek çok zordur. Bu sadece kar yağması ve olayın beklenmedik olmasından ibaret değil. Çok daha fazla anlamı var. Bir insanın çocukluğu ile, diğer insanlarla olan ilişkileriyle, yeni yıl kartları ile veya hayatınızdaki geçmiş ve gelecek olaylarla alakalı olabilir. Kendimizi bir pencerede düşündük. Bakmaya başladığımızda yoğun bir saflık, hayat ve barışa dair bir heykele, yeni ve ender bir sanat eserine doğru çekildiğimizi hissettik. Bu nadir anlarda bizimle olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Beni geçmişe götürüyor, okurken bile duygulanıyorum, muhteşem.
Bizim için her şey insani oldu. Sanırım istediğimiz sanat da bu. Acı çekebiliyor ya da mutlu olabiliyorsanız, bir insanın sahip olduğu tüm o duygulara sahipseniz, işte o duygular bizim o günkü sanatımıza dönüştü. İstediğimiz tek şey sanatla olmak. İnsan olmak.